Bir kere yani dünkü sözler Milliyetçi Hareket Partisi'nin müstakil bir parti olarak iflasının ilanıdır. Yani bir parti ne kadar ittifak içerisinde olursa olsun bir başka partiye bu kadar kaynak olur mu yani? Bu kadar lehimle yapışır mı? Bu tuhaf bir durum. Milliyetçi Hareket Partisi ilk defa ittifaka girmiyor. Alparslan Türkeş döneminde de daha önce Milliyetçi Cephe hükümetlerinde daha önce çok kez girdi ittifaka. Yer buldu. Dondu mu İsmail Saymaz? Peki. Peki. Geldi mi? İsmail Saymaz tekrar sendeyiz. İlk kez girmiyor MHP dedin. Böylesi ittifaklara. Yani MHP 1970'li yıllarda Milliyetçi Cephe hükümetlerinin küçük ortağıydı. 90'larda DYP ile bir ittifak girişimi yaşadı. 90'ların sonunda DSP ile hükümet kurdu. Ya hiç bu kadar bir partiye bu kadar yapışmadı. Bir partiyi ayakta tutmak için varlığını bir başka partiyi ayakta tutmak için seferber etmedi. Yani ben duyunca hayret ettim. MHP tarihinde böyle bir şey yoktur. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin karakteristik bir partidir. Tarihinde bir başka partiyi ve bir başka partinin liderini bu kadar ululamak yoktur. Bu kadar yüceltmek yoktur. Baş buğdayın çıkın işin içinden o zaman yani. Öyle ya bu bari onu deyin. Bari yani MHP tarihi için en anlamlı sıfat olan sıfatı yükleyin. Ben anlamadım. Ayrılmayacaksın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 21. yüzyıla liderlik edeceksin. O zaman siz niye partisiniz? O zaman Sayın Bahçeli neden MHP'nin lideri? Kendisi yönetmeyecekse bir başka partinin liderini destek vermek gibi bir pozisyondan ibaret kalacaksa onun liderliği. Neden siyasi faaliyet yürütüyor ki? Kapatsın gitsin. Yani MHP, tarihsel MHP böyle bir parti mi ki? Duyunca hayret ettim. Bir partinin kendi varlığını inkar etmesi demek. Bir parti iflas bayrağını çekmesi demek. Yani aynı ittifakta Yeniden Refah da var. Aynı ittifakta Büyük Birlik Partisi de var. Hiçbir parti kaderini bir partiye bu kadar bağlamamıştır. Hiçbir parti bu kadar eklemlenmemiştir. Lehimle yapışmamıştır. Bu kadar velayet ilişkisine girmemiştir. Elbette ki bunu Devlet Bahçeli yani müstakil bir parti olarak seçime girip iktidar olamayacağından hareketle ancak koalisyon ortağı olarak amacını gerçekleştirebildiği için söylüyordur. Yani seçime girip iktidar olmak çok uzak bir hayal. Fakat bu yolla yani Cumhur İttifakı'nda kalarak AK Parti'ye destek vererek emniyete de yargıya da etki edebildiği için ve söz sahibi olabildiği için bu yolla iktidar oluyor. Belki bu nedenle söylüyordur. Fakat yani bir partiyi parti yapan bütün sebeplerin ortadan kalkması demek. Cümle tam olarak neydi? Ayrılmayacaksın. Türk 21. milletini yalnız yüzyıla, bırakamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yani ne zamandan itibaren bu böyle Sayın Bahçeli? 2016'dan sonra. Ve yeni yüzyıla dair de kurtarıcı lider tarifi yapıyor. Ya o zaman Milliyetçi Hareket Partisi eğer öyleyse 60 tane ilde niye aday çıkardı ya? Niye yarışıyor ki? Yani 21. yüzyıla önderlik edecek Erdoğan'ın adaylarının karşısında niye aday çıkardı? Yani böyle bir tuhaflık, böyle bir Peki, İsmail Saymaz'da bir donma daha yaşandı. Son cümlelerini alacağım eğer düzelirse. Geldi mi? İsmail Saymaz, toparlayalım. Birkaç dakikamız kaldı. Çok özür dilerim. Anlık durmalar oluyor. Yani evet, aslında internette bir problem yok. Anlık durmalar oluyor. Ben de izah edemiyorum. Şimdi dediğim üzere bu MHP'nin kendi iflasını ilan etmesi demek. Bir parti olarak iflasını ilan etmesi demek. AK Parti'ye gönüllü katılımı demek. Kepengi indirdik gidiyoruz demek yani. Ben yadırgıyorum. Bir kere yani Cumhurbaşkanı ayrılmıyorum dese de boşuna. Bunun için anayasaya göre zaten Cumhurbaşkanı gitmek istediğini beyan etse onu derdi. Bunun için anayasal sınırlara ihtiyaç yok. Cumhurbaşkanı benim bu son dönemim demiyor. Yasal olarak son dönemim diyor. Bunu ne için diyor? Duygu sömürüsü için diyor. Duygu sömürüsü için. Yani ona oy vermekten vazgeçen çeşitli milliyetçi muhafazakar seçmene adeta yani rica minnet ederek bunu söylüyor. Neredeyse ölümü görün diyecek yani. O boyutta bir duygu sömürüsüyle karşı karşıyayız. Yoksa esastan kendisi ben bırakıp gidiyorum demiyor ki, bunu da diyebilir zaten. Sayın Bahçeli efendim gitmeyeceksin, ayrılmayacaksın diyor. Bu onun elinde değil ki.
Anayasada 360'ı bulursunuz, gidişini engellersiniz. O zaman anlamı yoksa, ne? Anayasaya rağmen yani sanki Sayın Cumhurbaşkanı gönüllü olarak bırakıyormuş da yarın Sayın Bahçeli kal diyormuş. Hiç öyle bir durum yok. Ne olur ne olur? Cumhur İttifakı'nın mevcut oyu bugün itibariyle Cumhurbaşkanı'na işte bir dönem daha imkanı verecek sayıda değil. 360'ı bulamıyorlar. Bunun için ne gerekiyor? İYİ Parti'nin desteği gerekiyor. O da yetmiyor. Tek başına DEM Parti'nin desteği gerekiyor. O da yetmiyor. İYİ Parti artı Gelecek ve Saadet bloğunluğu gerekiyor. Şimdi buna bir muhalif partinin destek vermesi için ya büyük bir karar değişikliğine ihtiyacı var. Külliyen Cumhur İttifakı'na katılmak gibi ya da büyük ödüller almıştır bundan ötürüdür. Bir muhalif parti buna niye Erdoğan'ın ömrünü bir dönem daha uzatacak? Yani düzenlemeye, değişikliğe neden evet desin? Yani Devlet Bahçeli ayrılmayacaksın dese de bu onun elinde değil, Devlet Bahçeli'nin de elinde değil. Bu meclisin elinde. Meclise de öyle yani meclis yani bu belki MHP'de Devlet Bahçeli'nin sözü geçer. Ülke ocağında geçer de Türkiye Büyük Millet Meclisi ülke ocağı değil ki yani. Orada 360'ı bir müzakereyle bir mutabakatla ancak sağlayabilirsiniz. Yani o peki. Da yani peki bu nasıl olabilir? Kurulduğu günden beri MHP İYİ Parti'nin neredeyse kurumsal kimliğini düzeltişini tanımıyordu. İlk defa bu kongreye İYİ Parti davet edildi. İlk defa bir MHP'nin kurultayında İYİ Partili bir temsilci vardı. Bu herhalde ilk kez bir temsilci geldi. Doğru. İYİ Parti'nin kurumsal kimliğini tanıma açısından İsmail Saymaz son kez dondu. Cümlesini tamamlaması için o donmanın geçmesini bekleyeyim değerli izleyicilerden de af dileyelim. Hızlıca geldi mi? İsmail Saymaz birkaç cümleyle toparlama. Evet, şunu söylüyordum. İlk defa MHP'nin kurultayına bir İYİ Partili davet edildi. Doğru. Bu ana kadar yaklaşık 8 yıl, 7 yıldır İYİ Parti'nin kurumsal kimliği tanınmıyordu. Bu kez kongreye davet edildiler. Bu da 1 Nisan sonrası İYİ Parti'den beklenti ve temennileri de ortaya koyan bir davet diye düşünüyorum. Peki, bir kısa yanıt alayım. Azmi Karamahmutoğlu yaklaşık 1,5 ay kadar önce Mirgün Cebas'a bir söyleşi verdi. Bir mülakat verdi. Orada daha henüz aday olmamıştı ama ülkücü partilere, milliyetçi temele oturan partilere dair bir okuma yaptı. %25'lik potansiyele eriştiğini, farklı farklı partilerin toplamının 1 Nisan'dan sonra bir birliktelik olabilir gibi ifadeleri oldu. Anlattı aradaki çıkmazları ama giderilebilecek sorunlar diye söyledi. Gerçi BBP'yi ayrı tuttu. Temelde ideolojik ayrışıyoruz onlarla dedi ama MHP, İYİ Parti zafer konusunda. Böyle bir şeyi İsmail Saymaz bekler mi? Böyle bir gelişmeye gebe bir atmosfer var mı? Bu 1 Nisan'da İYİ Parti'nin sandıkta nasıl çıkacağıyla ilgili olarak değişir sorunun cevabı. İYİ Parti %7 ve altına inerse ya da beklentilerin öngörülenin altına inerse İYİ Parti'de bir liderlik arayışı başlar. Meral Akşener belki siyaset sahnesinden çekilir. O takdirde İYİ Parti'deki milliyetçi blok ve kanat, çünkü milliyetçilerin birliği diye zaten daha önce ortaya attığı iddianın izinden gider ve MHP'ye ve Zafer'e çağrıda bulunur. Ben Zafer'i çok daha edeceklerini zannetmiyorum. Ama peki. MHP ile İYİ Parti arasında bir yakınlaşma gelişebilir. Peki. İsmail Saymaz çok teşekkürler. Manşetleri birlikte değerlendirdik. Başta Hatay'daki Gökhan Zan sınavı olmak üzere ki suç duyurusu metni eline geçebilir. İsmail Saymaz bunu talep ettiğini açıkladı. Eline ulaştığı an tekrar görüşmek üzere ekranlara taşımak üzere diyelim. Teşekkürler.